Nandi, halledebilecek misin? Bak, sakın merak etme, tamam mı? Eğer kafan karışırsa bana fotoğraf at, ben sana söylerim. Nandi, işim biter bitmez yanına geleceğim canım. Kunal, iyi ki buradasın. Aa, ben hastaneye, Nandi de çarşıya gidecek. Kahvaltın hazır hayatım. Git karnını doyur. Örneklerin hepsine baktık ve bakır, mavi ve beyazı seçtik. Tamam mı? Yani bu üçünün içinde en güzeli bakır. Beyaz. Merhaba kızlar. Küçük çocuklar gibi ne fısıldaşıyorsunuz öyle bakayım ha? Bana da söyleyin hadi. Büyükanne, bu örnekler Nandini'nin yeni evinin perdeleri için. Kararsız kaldık ama. Üç renk seçtik. Bakır, mavi ve beyaz. Sence hangisi güzel olur? Perdeler Nandini'nin perdeleri. Ona sor, olur mu? Ama... Sen söyle. Pekala, tamam. O zaman... Bence bakır olsun. Tamam, o halde bakır rengi değil mi? Hı? Bekle biraz, bekle. Şuna baksana. Büyük anne. Kunal.
Tam vaktinde geldin canım. Gel de yardım et. Lütfen yardım et. Hadi birini seç. Nandini Yeper de seçmeye çalışıyoruz canım. Hangisi güzel sen söyle. Sence bakır mı, mavi mi yoksa beyaz mı? Molly, ben ne anlarım ki? Lütfen Kunal söyle hadi. Kararsız kaldık biz. Ev Nandini'nin evi. Kendi seçmeli bence. Büyük annen gibi konuşuyorsun. Büyük annen seçti zaten. Sen de seç hangisini beğendiysen. Ona göre karar vereceğiz. Pekala. Tamam. Bence beyaz. Nandini beyazı daha çok sevebilir. Biliyordum. Nandini ile benzer zevkleriniz var. İkiniz de beyaz dediniz. Gördün mü büyük anne? Sonunda seçtiniz öyle değil mi? Şimdi de sıra bunu kutlamakta. Bana tatlı bir şeyler olmaz verin. Büyük anne. Nedenmiş o? Nandini. Perdeleri senin istediğin gibi beyaz renk seçtik. Ama evin hastane gibi bembeyaz görünsün istemiyorum. Ben biraz renk eklemen konusunda ısrarcıyım. Yoksa yanında kalması için sana da bir doktor bulmamız gerekebilir. Neyse büyük anne, madem Nandini de Kunal da beyaz diyor, o zaman tamam. O halde beyaz olsun. Ne oldu? İşte buna üzüldüm. Lütfen üzülme. Merhaba Doktor Sinha. Evet iyiyim. Bugün mü? Hayır hayır. Biliyorum evet biliyorum. Küçük bir operasyon ama... kendimi henüz hazırlamamıştım. Hayır hayır ondan değil. Geleceğim. Evet evet bütün sonuçlar bende. Her şey normal. O da iyi hiçbir şey yemedim henüz. Yani bir yarım saate orada olurum. Bugün halledelim bu işi. Tamam. Teşekkür ederim. Ne oldu kızım? Ameliyata mı giriyorsun yoksa ameliyat mı oluyorsun? Anlamadım. Evet anne. Ufak bir operasyon geçireceğim. Endişelenecek hiçbir şey yok. Çok ufak bir şey. O ne demek öyle? Operasyon geçireceksin ve bana endişelenme diyorsun ama bu... Anne, Kunal'a sürpriz yapmak istiyorum. Bu zamana kadar korunuyordum biliyorsun. Fakat klinik bir ay içinde hazır olmuş olacak. Ben de bu süreçte ailemizi büyütmeye hazırlanıyordum. İşte bu da koruyucuyu çıkartmak için ufak bir operasyon. Molly, bunu duyduğuma ne kadar sevindiğimi anlatamam kızım. İkiniz de geleceğinizi planlıyorsunuz. Ama anne, Kunal'a sürpriz yapacağım tamam mı? Kunal çoktandır baba olmak istiyordu biliyorsun. Ben de diyordum ki önce şu klinik işi bir hallolsun. Bebeği ondan sonra düşünürüz. Şimdi hayallerimizden biri gerçekleşmek üzere. Sırada diğer hayalimiz var. Bu da onun için gereken ufak bir operasyon o kadar. Pekala.
Ama küçük de olsa bir operasyon. Yanında mutlaka birinin olması lazım. Anne, ameliyat değil ki bu. Yarım saat içinde olup biter. Nandini gelsin hiç değilse. Bu benim de aklıma geldi ama bunu ona nasıl söyleyebilirim ki anne? Nandini bebeğini yeni kaybetti. Kalkıp ona söylemem doğru olmaz. Endişelenecek bir şey olmadığından emin misin? Evet anne, gerilme lütfen. Eğer bir sorun olursa seni arayacağım zaten. Ne diyebilirim ki? Doktorsun sen. Aman Kunal öğrenmesin lütfen. Neyi öğrenmesin? Öğrenmemesi gereken bir şey mi var? Aa. Hadi git kızım, çıkınca da beni ara, tamam mı? Tamam. Hadi git. Git. Tamam. Ne? Kilitli mi? Alo, neredesin? Nereye efendim? 9. kat. 9. kata. Zingan yanın dairesi. Hayır, abi, tamam geliyorum. Yeni bir başladığınız yazın. Oğlum dur. Aa, sen dur oğlum. Ben tahlillerimi alırım buradan. Neden önüne bakmadan yürüyorsun sen? Tahlillerine mi neyin var ki? Aa, neyin mi var? Yaşlanıyorum, bu yetmez mi? Hem bana check-up yaptır deyip duran sen değil miydin, söylesene? Erken teşhis hayat kurtarırdı. Ne testi bunlar bakayım? Ver bakayım hadi. Göreyim nasılmış sonuçlar. Sana ne canım bundan? Ben doktorum anne, unuttun mu yoksa? Aa, ne olmuş yani doktor sen? Her şeyi de görmene gerek yok, öyle değil mi? Olur mu canım öyle şey? Ver de bakayım hadi. Kunal, canım ben raporlara baktım zaten. Bunlar standart kadın doğum tetkikleri ve kan tahlilleri falan filan işte. Ben baktım, ilgileniyorum ben. Merak etme. Tamam mı? Peki madem hasta senin, ben karışmayayım. Kusura bakma. Hadi git, koş koş, hadi hadi.
O masayı bırakın, şu dolabı halledin lütfen. Bugün hallolması gerekiyor. Evet, akşama kadar hallederiz. Buyurun, kimi aramıştınız acaba? Beni Bayan Molly çağırmıştı. Adınız neydi? Kritan. Nereden geliyordunuz? Güvenlik şirketinden, kilitleri değiştirecektim. Bir saniye lütfen. Efendim Nandi? Molly, Kritan adında biri geldi de sen mi çağırdın? Kritan mı? Evet, Kritan, güvenlikten. Evet, evet. Evin kilitlerini değiştirsinler diye çağırmıştım. Bugün mü geldi? Ben şu an hastanedeyim Nandi. O da mı öyle? Yani temizlik ekibi de burada. Her şeyi ben halledebilirim. Sen bana söyle, ben halledeyim işte. Olmaz Nandi. Önce pazarlık yapmamız lazım. Yarın geldiğim mi? Olmaz. Zaten getirtene kadar canım çıkmıştı. Eğer şimdi giderse kim bilir bir daha ne vakit gelecek. Bana biraz zaman ver. Ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Molly, alo. Alo? Kesildi galiba. Hayatım, neredesin? Evdeyim, ne oldu? Ben daha önce güvenliği aramıştım da... Nandini'nin evinin kilitlerini değiştirseler diye çok yoğunlardı, zor ikna etmiştim. Ama bugün haber vermeden eve gelmişler. Onların yanına gider misin? Benim de hazırlamam gereken bir rapor var Molly. Yani gidemem... Söyle de başka zaman gelsinler. Canım, orada hazırlasan raporunu. Hem mutfağı da bitti, görmüş olursun. Ama Molly, ne yapıyorsun? Ben mutfaktan ne anlarım? Nandini daha iyi anlar bence. Hayatım, pazarlık yapılması gerekiyor. Nandini anlamaz o işlerden. Fiyatta hala anlaşamadık. Anlaşmadan işe başlamayacaklar. Lütfen git canım. Of Molly. Hayatım, lütfen. Günlerdir senden bana yeşil çay yapmanı istemedim. Bari bunu yap. Peki madem. Eve gel de yapayım yeşil çayını hadi. Kunal. Bak, eğer benim için bunu yaparsan ben de sana hamburger ısmarlarım. Tamam. Tatlı da alacağım. Çok acımasızsın sen. Bu kadar önemli olmasa sana rüşvet teklif eder miydim sanıyorsun? Hem de hamburger ve tatlı olarak asla etmezdim. Tamam. Gidiyorum. Teşekkür ederim canım. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Rajdip, al şunu. Boşanma evraklarını neden yaktın söyler misin lütfen? Sana ne faydası oldu? Sinirlerim çok bozuldu. Cehalet abidesi beni boşamak üzere. Şu jülete bak sen. Ahlaksız kadın. Ve bütün bunların arkasında Molly olduğundan eminim. Onu kışkırtıyor, aklına giriyor. Ona da gerekeni yapacağım. Ama o kağıtlarda Molly'nin imzası yoktu değil mi? Ne olmuş? İmzalar Nandini'ye aitti. Ve o imza ona işkence ettiğinin bir kanıtı. Suç kayıtlarında hakim için yeterince kabarık. Boşanmayı onaması bir dakikasını almaz. O zaman ne yapacaksın? 6 aylık soğuma dönemi dahi vermez size. Kes sesini! Dostum musun yoksa düşmanım mısın benim? Ha? Beni buraya ne için çağırdı sen? Bana ders vermek için mi? Kimmiş o hakim? Ben Rajip Takur'um. Rajip Takur! Hiçbir mahkeme beni bağlamaz. Ayrıca şunu da bil. Nandini benim malım. Bana ait. Onun üzerinde yasal hakkım var. Ne olursa olsun bana dönmek zorunda. Ben sana onca parayı ne diye veriyorum ha? Senden hukuk dersi almak için mi? Bir şeyler yap diye. Lütfen bir şeyler yap. Affedersin. Tamam. Kusura bakma biraz da tamam. Biraz fazla sinirlendim. Affet. Özür dilerim. Tamam mı? Lütfen bir şeyler yap. Hadi otur. Su falan var mı? O kutuları neden yukarı koydunuz? Çok ağırlar. Ben bir başıma nasıl onu... Siz devam edin. Ben hemen geliyorum. Hanımefendi, birazdan gitmemiz gerekiyor. Lütfen yarın bütün işleri peki, tamamlayın. Efendim. Tamam, gidebilirsiniz. Bay Kritan, evdeki kilitleri sayın.
Hepsi çok eski, hatta evet, paslanmışlar. Efendim. Bu çok kötü. Peki efendim. Hepsi yenilenecek. Tamam efendim. Tamam mı? Kamera nereye monte edilecekti? Evet, kamera şuraya monte edilsin. Görüntüleme sistemini de yatak odasına kurarsınız, tamam mı? Gece görüşlü kamerayı ve alarmı da çalıştırın. Evin güvenliği tam anlamıyla dört dörtlük olmalı. Efendim siz merak etmeyin. Ben gerekli araştırmayı yaptım. Her şeyi hazır göndereceğim. Fakat işe bugün başlamamız imkansız. Nedenmiş o? Bir sürü malzeme lazım. Bu eski malzemeler işe yaramaz. Tamam, sorun değil. Fakat işin doğru düzgün yapıldığından emin olun, tamam mı? Siz merak etmeyin. Her şeyi dört dörtlük yapacağız. Peki, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şey, Nandini, şey, Molly'nin işi vardı da yani yanına gelemedi. Ben de o yüzden geldim. Neyse şey, evdeki bütün kilitler değişecektir. Kapılar sıkışıyordu, değil mi? Teşekkür ederim. Bak, Nandini senin hakkında aile içi şiddete dayalı suç duyurusunda bulunacak. Bununla yüzleşmek zorundasın. Senin de gidip ifade vermen gerekecek. Neden durmadan bana yasalardan bahsediyorsun? Sadede gel hadi, ne yapmak lazım? Eğer Nandini hakkında ahlaksız dememiş olsan sana verecek tavsiyem olabilirdi. Ama... Ama ne? Ne geveliyorsun lafı hadi? Muhabbete mi geldim ya? Konuşsana. Emin misin? Söyle. Dostum değil misin? Hadi söyle. Tamam. Bak, Nandini'nin ahlakını sorgulaman gerekiyor. Onun ahlaksız olduğunu kanıtlamalısın. Kişiliği hakkında da şüphe uyandırman gerekiyor. Nandini sen dur, ben yaparım.
Hayır. Berbat bir fikir. O dediğini zaten yaptım. Fotoğraflarını yaydım. Nandini her şey olabilir ama ahlaksız olamaz. Anladın mı ne demek istediğimi? Nandini tam böyle şey ideal neydi o kelime? Hizmetkar ev kadını. Aynen, hizmetkar ev kadını. Son derece ahlaklı. Onun ahlaksız olduğunu kanıtlamam imkansız. Bir kahramana katil demek gibi bir şey. Ama evet. Nandini'yi geri getireceğim. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Sen şey yap. Ya da neyse ben hallederim. Sen sadece hazır ol. Tamam. Hadi sıkışalım. İyi şanslar. Sen o şansı karıma dile, bana değil. Sıkıca çekip denesene, o zaman açılır. Bence yardım diye bağırsak iyi olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.